Güzel bir kahvaltının vazgeçilmezi çay ve yumurta efendim. Malumunuz genellikle ikisi birlikte tüketiliyor ama uzmanlara göre bu alışkanlık doğru bildiğimiz yanlışlardan biri. İşte uzmanından doğru beslenme tüyolar efendim. Aa nasıl olur ya ben her sabah çayla yumurtayı tüketiyorum. Duyan şaşırıyor ama uzmanlar uyarıyor. Her sabah çayla birlikte tüketirim yani yanlış bir şey mi bu? Evet yumurta ve çayı aynı anda tüketiyoruz tabak kahvaltılarında ancak bu doğru değil. Kahvaltılarda çay ve yumurta ayrılmaz bir ikili. Ancak uzmanlara göre bu yanlış bir beslenme tarzı. Eminim çoğumuz sabah kahvaltılarında yumurtanın yanında çay gibi kafein bazı içecekleri tüketiyoruz. Ancak uzmanlara göre bu ikilinin aynı anda tüketilmesi pek de doğru değil. Yumurta bizim için çok önemli bir besin kaynağıdır ve her gün bir tane yumurtayı biz özellikle çocuklarda, hamilelerde istiyoruz. Yumurta en iyi proteindir. Örnek bir proteindir. Amino asit dengesi olarak baktığımızda aslında çok e, faydalıdır. Çay da bizim için önemli bir içecektir. Çünkü çayın da antioksidan içeriği vardır. Kansere karşı koruyucudur. Ama çayla yumurtayı birlikte tükettiğimizde aslında sağlıklı bir kombinasyon olmuyor. Çünkü yumurtanın yanında içilen çay yumurtanın proteinini azaltıyor. Yumurtanın şöyle bir özelliği de var. Çok iyi sindiriliyor. Yani yumurta proteini vücut çok iyi kullanıyor. Bizim bütün hayat boyu e, proteine ihtiyacımız var. Ve en kaliteli, en iyi protein dediğimiz yumurtayı iyi kullanabilmemiz için çay içmemiz lazım. Besin kombinasyonunda bir diğer doğru bildiğimiz yanlışsa balık ya da et gibi besinlerin yanında yoğurdun tüketilmemesi gerektiği. Bunun yanında etle birlikte yoğurt yenmez diye de düşünüyor. Halkımızın genelde hep kaçındığı bir besin kombinasyonu. Balıkla birlikte, etle birlikte yoğurt yenmemeli diyebiliyor halkımız ama tüketilebilir. Çünkü besinlerin içindeki demir ve kalsiyum oranları daha düşüktür ve birbirini olumsuz etkilemez. O yüzden etle birlikte de yoğurt yenebilir, balıkla da yenebilir.